Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kıynamsı dıktınlar ekranımız olsun. Xitayning irqiy qirg'inchilik jinoyatini tekshirish uchun mustaqil sud qurildi. Amerika Avazı Torunun bugünkü haberde bildirilişe Angeliyalik bir danlıq advokat müstakil sot qurup, Xitayning Şarkı Türkistan'daki kılmışlarının irqi qırğınçılıq cinayetine yatıdığan yatmaydıqallıqını tekşürüp çıkıdıqallıqını bildirgen. Mezkur advokat burun halkaralıq cinayi işler sotu bilen hemkarlaşıp bakan danlıq kişilik hukuk advokati Jeffrey Nice bulup, Dünya Uyghur Kurultu'nun talepige asasen Xitayının Uyghurlarga qarata izcil devamlaştırıp kelibatkan bastırış ve irqi qırğınçılıq kılmışlarını tekşürüp çıkmakçı bolgan. Jeffrey Nice bu axtı toxtulup, Xitayının cinayetlerge qarata en küçlük paketinin tutqun qilish ve mecburi tuğut çekleşke alaqadar dalil ispatlar ikkenligini bildirgen. Xabarda aytilishicha mazkur sot bir neçe gün devamlaşıdigan ispat anlaş yig'inida yeni dalil paketlerini ve guvahlık sözlerini otturgu koyduken. Nöbette mezkur sotunu teşkilatçılar delil ispat toplaşını başlayan bulup, kelgüsü neçe ay içinde çet elde yaşayatkan Uygurlar temelligen zor türkümdeki delil ispatlarına erişidiken. Şundaklı ceza lagırda hizmet kılıp bakan bir neçe kişi sotkı çıkıp guvahlık biridiken. Xabarda mezkur halıq sotunun Angeliya hükümeti tarafından itiraf kılınmağanlığı, şundaklı Xitayga qarata çekleş küçünün yok ikenliği, şundaktımı Xitayının Uyghur ve başka Türk milletlerine karatkan bastırış kılmışlarının mesuliyetini sürüştikli cihetteki yeni bir urunuş ikenliği görüstüp ötülgen. Amerika Xitayının yeni bir neçi organını cezaladı. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişe Amerika Maliye Ministerliği Çet El Mülük İşhanesi OFAC, İran, Arap Birleşme Halifeliği ve Xitay'daki 6 oranını cezalaş tizimlikke kirgizgen. Amerika hükümeti bu 6 oranının Amerika'nın İran'a karatkan cezasını pisent kılmağalıqını bekitgen. Amerika Devlet İşleri Mahkemesi Peyşembe günü İran neft kimya mahsulatları bilen münasebetlik çoğun sodalarını bilip durup devamlaştırgan 5 oranına ceza yürgizgen. Devlet İşleri Mahkemesi yine ceza tasdiklanan oğrularının baş emeldarlarına mı ceza yürgüzgen. Yakında Amerika ceza yürgüzgen Xitay organı Şanghay'da bulup kalgalları Hong Kong'da iken. Bu oğrular bolsa Şanghay Cihan Parahot Başkuruş Çeklik Şirketi, Xitay Energiya Toşuş Hong Kong Çeklik Şirketi, Şinda Xalqaralıq Eşya Obort Çeklik Şirketi, Jinghao Texniki Çeklik Şirketi, Dinglin Çeklik Şirketi katarlıqlar iken. Ceza berilgen 3 şahsının biri İran puhrası bulup, kalgan ikisi Xitay puhrası iken. Wang Yi, Avrupa'da Uyghurlar ve Hong Kong meselesi sebeplik tanqidga uchurdi. Xitay Tashqi İşler Ministeri Wang Yi'nin Avrupa devletlerine karatkan ziyareti ayaklaştı. Bırak nurgun analizkiler Wang Yi'nin bu ziyaretide közlegen neticege erişelmegenligini mülahize kılışmakta. Amerika'daki Wall Street Journal'ı gezdiğinin bu axtaki haberde eğitilişe, Xitay Tashqi İşler Ministeri Avrupa'ya karatkan ziyareti arqılıq, Avrupa bilen münasibetini tanşaş ve Avrupa'da Amerika bilen birlikte Xitay'a karşı sepil hasılı buluşunun aldığını erişini maksat kılgan iken. Bırak Wang Yi bu ziyaretide konkret netice alınmağan. Haberde eğitilişe, Wang Yi 2 haftalık bu ziyaretide hatta Germaniye'deki Xitay'a dostanı bir devletimi gumallık nazarlar içinde kütübelinğen. Wall Street Journal'ı gezdiğinin haberde mundaq deyildi. Hazırga kadar Avrupa taraf tallaştın özünü kaçırıp geldi. Bırak Xitay'nın Xitay virusi yukumunu yuşurganlıqı ve Huawei şirketi arqalıq, garipnin sallıq malumatlarını yötkep, casusluk kılıbatkallıqı ilgiri sürülgendeyken, münasibet ciddileşiki başıldı. Onun üstüge Xitay'nın Hong Kong'daki demokratiyanı çekilişi, Müslüman yerlik milletlerge kan kölemlik tutkun elip berişi ve şundaklı Tayvan'ge tehdit selişi münasibetlerinin soğuşunu tizletti. Xitay Tashqi İşler Ministeri Wang Yi'nin ziyareti bu yıl Amerika Tashqi İşler Ministeri iki kıtım Avrupa'nı ziyaret kılgandıyken elip berilgan ziyaret bulup, Mike Pompeo ziyareti de Avrupa'nı Amerika bilen birlikte Xitay'a taqabil duruşu çakırgan idi. Wall Street Journal'ı gezdiğinin körüstüçe tahlilçiler Xitay'ını hazır Avrupa'da Xitay'a karşı yaman göz karışının umumlaşışının aldığını eliş ve Avrupa kıtasını Amerika Xitay tokunuşunun sırtıda kaldırıp, özünün ixtisadığı kapalatlı kılış üçün hareket kılıvatıdı dep karaydıken. Bırak kütülgenin eksikçe İtalya, Fransa ve Germaniya Taşkı İşler Ministeri Katarlıq Sahip Han Taşkı İşler Ministerleri, Xitay'nın Hong Kong ve Şarkı Türkistan'daki siyasetlerini ve Xitay'nın taşkı siyasetindeki muttehem pozisyasını uçuk aşkarı tenkıtılgan.
Uyghurlarning masalasiga ko'ngil bo'lib kelayotgan Amerika Kengash Palata a'zosi Marsha Blackburn Twitterda bu haqda to'xtalib, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Beijingning kengaymichiligini ilgari surishni maqsad qilgan Yevropadagi 5 davlat ziyoratini oxirlashtirdi. Wang Yi'ning bu safari Yevropa davlatlarining Xitoyga taqobil turmaslik davrining oxirlashganligini namoyon qildi. Bu safarda Chexiya, Germaniya, Fransiya qatorliq Yevropadagi sheriklarimiz Xitoyning Hong Kong davlat xavfsizligi qonunini va Uyg'urlarga qilayotgan muomilasini qattiq tanqid qildi deb yozgan. Sharq Turkistonda havo qatnashining asliga keltirilganligi ilgari surildi. Tangritaq to'rining 3-sentabrdagi xabarda bildirilishicha Qashqar, Xotan, Oqsuvga qatnaydigan aeroplanlarning uchishi asliga kelishga boshlagan. Xabarda Sharq Turkistondagi har qaysi tarmoq liniya aerodromlardan navbatchi aeroplanlarning orqa-orqadan asliga keltirilganligi Xitoy Janub Avasiya guruhining 3-sentabrdan boshlab Urumchidan butun Sharq Turkistonga qatnaydigan Qashqar, Xotan, Oqsu, Altay, G'ulja, Yakan, Tumshuq qatorliq 13 qatnash nuqtasini asliga keltirganligi. Hozir Sharq Turkiston ichidagi tarmoq rayonlarda navbatchi aeroplan sonining o'xshash mazgildagi 60%ga yetganligi ilgari surilgan. Mülkerlenişe 9. ayının otları ve ahırlarda Canop Avasiyası növetçi ayırıplarlarını əsliki keltürüş salmıqını devamlıq soru etidikən. Şocakda Canop Avasiyası'nın Şarkı Türkistan'daki katlaş noktası 43'ki etidikən. Uyğurlarının məcburi əmgikigi çetişlik bolğan Yaponiya şirketleri besimgı duç geldi. Yaponiyadagi kishilik huquq organları Uyğurlarının məcburi əmgikigi çetişlik Yapon şirketleri qaratqan besimini küçəyitgən. Yaponiya ommaviy taratqusi NHK'nin xabar qilishicha, hozir nurg'un xalqaralik organlar Sharq Turkistonda yo'l qo'yilayotgan majburiy amgak haqida kuchli isbotlarni o'tirg'a qo'ygandekin, xalqaralik shirkatlar bu masalada o'z maydonini ifodalashga majbur bo'lgan. Avstraliyadagi ASPI nomli tadqiqot organi Uyg'urlarning majburiy amgakiga chetishlik deb ko'rsatgan xalqaralik shirkatlar ichida Yaponiyaga tabi 11 shirkat bor bo'lib, Yaponiyadagi kishilik huquq organlari bu shirkatlarga besim ishlatgan. Xabarda aytilishicha, Yaponiyadagi navbatdagi kishilik huquq Human Rights Now nomli organ muxbirlarni kutib olish yig'ini uyushtirish va shundaqla Yaponiya Uyg'ur jamiyati bilan birlikda xat abatish qatorliq usullar orqali yuqoriqi bu 11 shirkatni majburiy amgak masalasida izohat berishga chaqirgan. Ular Yaponiya shirkatlarining majburiy amgak masalasiga jiddiy muomila qilmayotganligini tanqid qilib, bu yuz berayotgan kishilik huquq tafsandichiligining intayin iyg'irligini nazarda tutganda qabul qilishga bo'lmaydigan ahvol deb ko'rsatgan. Shunga bu organ hozir Yaponiya shirkatlarining barliq ta'minlash zanjirlari ustidan tekshirish olib berishni talab qilgandan boshqa yana Yaponiya hukumatini har qaysi shirkatlarni kishilik huquq masalalariga munosabatlik ayiblashlarga javob berishga majburlaydigan bir qonun bekitib chiqishga chaqirgan. Amerikaning Xitoy kompartiyasini yo'qotishdan iborat axloqiy majburiyati bor. Amerikadagi tunilgan Xitoy ishlari mutaxassisi Gordon Chang apandi yaqinda Gatestone Institute nomli tadqiqot markazining to'r betida maqola e'lon qilib, Amerikaning Xitoy kompartiyasidan iborat bu qari niyat hokimiyatni yo'qotishi kerakligini bildirdi. U maqolasida ilgariki Amerika hukumatlarida vazifa o'tgan ko'ni siyosatchi George Shultzning yaqinda Wall Street Journal gazetasida maqola e'lon qilib, Amerika Xitoy bilan o'rtoq taraqqiy qilishi kerak degan ideyani olg'a surganligini qattiq tanqid qilgan. Ve bununla o'xshamagan nuqtalardan raddiya bergan. U Amerikaning bugungacha Xitoyga har jihatda yordam berib, uni qo'llab kelganligini. Biroq Xitoyning bo'lsa, buningga javoban Amerikani mag'lub qilish, dunyoga xo'ja bo'lishdek qari niyat bilan harakat qilib kelganligini eskartgan. Shunga u bundoq bir dushman hokimiyat bilan munosabat o'rnatishning allaqachon mag'lub bo'lgan idea ekanligini ta'kidlagan. Gordon Chang maqolasida yuqoriqlardan boshqa Xitoy rejimining Sharq Turkistonda yo'l qo'yayotgan siyosatlari ustidami alohida to'xtalgan. U Xitoyning hozir alohazal 3 milliondan ortiq uyg'urlarni asos qilgan yerlik millatlarni jazo lagerlariga solganligini, u yerda har kuni haddi hisobsiz jonlarga zamin bo'layotganligini, uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilayotganligini, xalqaroda irqiy qirg'inchilik deb bekitilgan bu harakatdan boshqa yana uyg'ur ayollarini ochiq oshkora dafsanda qilayotganligini bildirgan. Gordon Chang yana uyg'urlarning majburiy amgakka solinayotganligi, ichki a'zo atkaskaligiga qurbon qilinayotganligidek ma'lumotlarni tilga olib, insoniyatga qarshi jinoyat bilan shug'ullanayotgan mushundoq bir hokimiyat bilan Amerika yana davomli munosabat o'rnatishi kerakmi deb savol qo'ygan. U maqolasida mundoq deb ta'kidlagan. Rezil hokimiyat o'zini isloh qila olmaydi. Xitoy kompartiyasi qariniyatga to'lgan zo'ravon hokimiyat.
O erkenlikten düşmeni, dinden düşmeni, hayatlıktan düşmeni, kıskısı Xitay insaniyetten düşmeni. Şuna Amerika'nın bu cinayetlerini toxtıştın ibaret ahlaki mecburiyeti var. Cümleden onun Xitay Kompartiyasının hükümranlıkını ahırlaştırıştın ibaret ahlaki mecburiyeti var. Gordon Chang makalesinin ahırıda Amerika ve dünyanı emdi Xitay Kompartiyası ve Xi Jinping'den ibaret bu yeni zamanda oturga çıkan müstebet zalimini tunup yetip tarihteki hatalıklarını tekrarlamaslıkı çakırgan. Gordon Chang Efendi'nin ahırkı sözlerinin Türkiye'deki cemaat erbabı Abdikadir Yapcan'ın Xitay hakkıda yıllardan bir yan sözlep kilovatkan sözleri bilen okşaş polisi dikkat tarttı. Uyghur Hareketi Teşkilatı Netflix'ni Xitay yazgıcı Liu Qisan bilen hemkarlaşmaslıkı çakırdı. Uyghur Hareketi Teşkilatı Amerika'daki internet medya süpsi Netflix'ki bayanat elan kılıp, onu Xitay yazgıcı Liu Qisan bilen hemkarlaşını toxtışkı çakırdı. Ular Xitay yazgıcısı Liu Qisan'nın Xitay rejimi Şarkı Türkistan'da yolu kuyuvatkan irki kırgıncılık siyaseti ve ceza lagırlarını kollaydıgan bir şahıstikini takitligen. Ve onun bir kıtımlık sözü de Xitay'nın Şarkı Türkistan'da zulüm yürgüzü vatkallıkını inkar kılıp, eğer o yerde hakikaten bir mesele bar değilse, o halde o hükümetimizden onlarının iktisadığı yardım verip, onlarının namuratlıktan kutuldurmakçı bulu vatkallıkıdır digerlikini eskertken. 9'nın birinci günü Hollywood gezdi haber tarıkıtıp, Netflix şirketinin yukarı bu Xitay yazgıcı bilen onun bir ilmi fantaziyelik romanını senaryeleştirip, film işleş hakkıda kelişim tüzgarlıkını ilan kılgan iken. Uyghur Hareket Teşkilatı bayanatıda onlarını bu kararını közden keçirişke çakırıp, irki kırgınçılıkını kollaydıgan bir şahıs bundak kelişimler arkalık tartıklandırılmasızı kerek digen. Mezkur teşkilatının başlığı Roşan Abbas Hanım bayanatı, eğer bir aptor Nazistler Germaniyesinin 6 milyon Yahudi'yi karatkan çoğun kırgınçılıkını aklısa ve onu kollısa Netflix yanılı bronkıdaki onun bilen kelişim tüzelemdi. Xitay rejiminin Uyghurlarga karatkan irki kırgınçılıkını aklıgan aptorunu kollaştın sakınlış hemmeylenge ortak adetke ayınlışı gerek. Bundak şahısının eserini film kılıp işleşine tallaş, cinayetki şirik bolgallık deb karılışı gerek deb eskertken. Mezkur teşkilat ahırıda Netflix şirketini bu Xitay yazgıcı bilen tüzgen kilişimini derhal bekar kılışkı çakırgan. Dalay askerlerinin Hindistan alahaydı kısımıda işkerliğe aşkarlandı. Dovi haberleri doğrunun bugünkü haberde bildirilmişçe, Xitay bilen Hindistan çigrasıdaki yeni bir kıtımlık tokunuşta, sürgündeki Tibetlerini özçüge algan Hindistan armiyesi kişilerinin dikkatini kozgan bulup, Hindistan armiyesi tevbe Tibet askerlerden birinin tokunuşta ölgenliğe eniklanan. Xitay bilen Hindistan otursada tokunuş yüzbergen Jai Pangong Gölü'nün Canobi Kırgıkı'daki Rechin Teğe Eğızı'a yakın bulup, Hindistan taratkolarının haberge asaslanğanda Hindistan armiyesi Xitay'nın emeli kontrol liniyesi tarafka 4 kilometre içkirlep kirgen. Hem de Xitay'nın çigradı kurgan közüş əslahalarını çekip etken. Xitay harbi taraf Hindistan armiyesini derhal çekinip çıkışın talep kılış bilen bir vaqtta Xitay armiyesinin Tibet harbi rayonu devamlı kan kölemlik harbi maniveri ötküzgen. Reuters agentliğinin muhbiri Xitay Taşqı İşlar Ministerliğinin bayanatçısından Tibet armiyesinin Hindistan armiyesinin muhim terkibi kısmı işkerligini, Dalai Lama ve Tibet sürgündü hükümetinin Tibet askerlerinin Hindistan armiyesi bilen bir septi küreş kılışını kollaydıganlığını, yakınkı tokunuşta Tibet askerinin birinin ölgenliği hakkıdaki ufkürünü aşkarlığanlığını, Xitay tarafının bu meseleyi kandak karaydıganlığını sorgan. Xitay Taşqı İşlar Ministerliği bayanatçısı Hua Chunying cevabı da Xitay Hindistan çigra sürgülüşü de Xitay bilen Hindistan tarafından hiç kandak tokunuş ve ölüm yetim bulmağanlığını, Hindistan armiyesinden bir Tibet asker öldü diyen haberinin söz çöcek hikayelikini bildirgen. Hindistan'daki haberlerge asaslanğanda hayatından ayrılgan Tibet asker 55 yaşlık Neyma Tenzin bulup 33 yıllık asker iken. Şundaklı o Tibetlerden terkip tapkan Çigra Alahaydı kısımı SFF Rotu komandırı iken. Haberlerge asaslanğanda Nima Tenzin boyun kısımıgı oğ tigip kaza kılgan. Məlum buluşça Çigra Alahaydı kısımı pekat Tibetlerinin Hindistan armiyesi teşkildigen korallık güçlerden biri iken. Bunlardan sırt yana Hindistan Tibet Çigra sakçı etirtibar bulup asaslıqı Xitay Hindistan Çigra rayonunda hareket kılıdıken. Keyinkisi 2017 yıldaki Xitay bilen Hindistan armiyesi otursudaki Donglang tokunuşuğa katnaşkan. Gerçi her iki korallı kısım Hindistan İçki İşler Ministerlikigi tabi bolsa mı, ama Çigra Alahaydı kısımının 5'i Hindistan'ın ahbarat organı Hindistan Tekşürüş ve Analiz İdarisi iken. Çigra Alahaydı kısımının arkası da yanılı Amerika Merkezi Ahbarat İdarisi CIA ve Dalai Lama bar iken.
1962 yılı Xitay-Hindistan çigra urushi partlaganda Hindistan tekşürüş ve analiz idaresi Dalai Lama ve Amerika Merkezi Ahbarat İdaresi bilen çigra alahide etirti kuruş doğrusu söhbetleşken. Neticede Dalai Lama asker menbesiki mesul buluduğallıqı, Hindistan'ın koral yarak ve eslihalarını teminleşki mesul buluduğallıqı, meblağ ve terbiyeleşki yardım beriduğallıqı, hareketlerge Hindistan armisi rehberlik kılıduğallıqı, ahbaratını Amerika ve Hindistan ortaklaşıduğallıqı hakkı dikilişken. Malum buluşça çigra alahide etirti Xitay-Hindistan çigrasıdaki garipten şarıkka 5 müdafiye rayonuğu bölüngen bulup, bunun 3'ü Tibet'nin Nigari rayonuğa, 1'i Şennan rayonuğa, yeni 1'i Shigatse rayonuğu uğurlaştırılgan. Türkiye'deki Xitay virüsü hakkında en yeni malumat. Türkiye'de yakınki 24 saat içinde Xitay virüsü sebebinden 49 kişi kaza kıldı. Şunun bilen Xitay virüsü oturuğa çıkandan buyan kaza kılgalar sani 6511'e yetti. Bir gün içinde 110.225 kişi tekşürülgen bulup, bulardan 1642 kişide virüs baykaldı. Ahırkı 24 saat içinde sakayıp doktorhandan çıkan 1311 kişi bilen koşulup, sakaygalarının umumi sani 248.087 kişiye yetti. Sehiye ministeri Xitay virüsü hatırının hili hem devam kılıp atkallıkı, Şunlaşka ictimai musabe maske takış tazelik riayi kılışının intayın muhim hikayelikini bildirdi. Bugün Şarkı Türkistan davası en yukarı pelliğe çıkan bir devrini yaşamakta. Xitay'da yavuzçilerinin vatanımızda elip beri batkan tesvirlüksüz vekşilikteki cinayetleri küçeygen siri, çetelerdeki Şarkı Türkistan davayımız mı maskademde küçeymekte. Bunun en ahırkısı Amerika'da resmi kanunga aylanan 2020 yıllık Uygur Kişilik Hukuk Siyaseti Kanunu buldu. Şundakla Amerika Halkara Dini Erkenlik Komitesi'ne bir Uygur komisar kılıp tayinlendi. Vaka ve mülahize programımızın 7. sanıda Kemine Abdullah Yalqın, Amerika Halkara Dini Erkenlik Komitesi kandak organ, Nuri Türkel komisarlık vazifesi de Uygurlar için kandak hizmetlerini kılalaydı. Amerika'nın ahırkı bir yılda Xitay'ı yürgüzgen ceza ve imbargoları Xitay'ı kandak təsir görsetti. Xalqara Magnitski Kanuni növette kayısı baskışta. Uyghur kişilik hukuk siyasi kanuni Trump'ın imzası bilen resmi kanunga aylandı. Bunun mənisi nime? Növette tilgi elini batkan Xitay'ın Şarkı Türkistan halkını bastırışını irqi kırgıncılıkta bekitiş meselesi nimedin derek beridu? Wang Yi'nin ahırkı Avrupa ziyareti nimedin bişaret beridu? Trump'ın rakibi Joe Biden saylansa Şarkı Türkistan davası da kandak özgürüş buludu. Şarkı Türkistan halkı toluk müstakillikka kancılık yakınlaştığı kadarlık suallarını sorayım ben. Amerika Halkara Dini Erkinlik Komitesi Komisari Nuri Türkel Efendi ve Dünya Uygur Kurultayı İcraiye Komitesi Reisi Ömer Kanat Efendiler cevap verdi. Kem körürmenlerimizin 5. sentabr İstanbul vakti kes saat 7'de Washington vakti kündüz saat del 12'de istiklal ikrarları düştümüz. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşük şahsilerini Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kalıp programı ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.